Sözlü Tarih programımızın bu bölümdeki konuğumuz Heykete Mahallesi'nden Abdurrahman Kumtepe. Öncelikle Abdurrahman Bey, bizi evimize davet ederek böyle bir programa vesile olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Tavukbaşı ailelerinden Hacı Emin oğlu Abdurrahman Kumtepe 1937 doğumlu. Yarın'da doğumlu. Evet. Babanız ne iş yaparmış? Babamız bahçıvandı, reşberdi yani. 1944'te babamsız ömür vefat etti. Allah rahmet eylesin. Abim büyük, abim 44'te askere gitti. Çünkü benim büyüğüm abimin, Hasan abim, beraber mücadele verdik, yaşam mücadelesi. O günden bugüne kadar halen yaşam mücadelesi veriyoruz, çok şükür. Bugünkü halimize çok şükür. O günkü günler çok zordu. Geçim şartları zordu, yokluk vardı, kıtlık vardı. Ekmek vesileyle, elbise giyim kuşam, belediye vasıtasıyla Sümerbank, memleket ihtiyacı gelir. Aile nüfusuna göre belediye vesika verir, parasını öder, alırsın satıcılardan. Evet. Fakat bugün çok rahat bir saltanatlı bir yaşam var. Evet. Her şey bol, her şey var. Allah o günleri geride koydu, tekrar geri getirmesin. Ha, ha. Şimdi millet çok rahat, fakat şükretmesini bilmiyor. Şükür evet. Yok. O günü yaşayanlar ancak kıyaslama yapabiliyor. Tabii, 40 devrini yaşayanlar biliyor. Şimdi askerlik dönemine kadar, çocukluktan askerlik dönemine kadar yine Darende de herhangi bir işiniz olmaksızın bu süreci tabii, yaşadınız. Mavi'nin şoförlük derken askere gittim. Evet. 1958'de. Askerliği nerede yaptık? Askerliği Burdur'a gittim. Burdur'dan Konya'ya, Konya'dan Ankara'ya. Eğitim yeri Burdur. Konya şoför eğitim yeri, Ankara İtim Birliği, Ankara'dan da ters oldum 1960'ın birinci ayında ters oldum. Askerden önce mi evlendiniz, oldu sonra mı? Sonra evlendim. Sonra evlendim. 60'tan sonra evlendim. Evet. 60'ta evlendim. Evet. 60'ın 6. aylarında veya 7. ayında evlendim. Tamam. Evet. Peki siz askerdeyken mi oldu 60 ihtilali? 60 ihtilali biz askerdeyken oldu. 60 ihtilali 7. aylarda falan oldu. Evet. Temmuz'da İstanbul'dan. Evet. İstanbul'dan Avrupa'ya Darende'ye gelirken Düzce'ye geldik, itiraf oldu dediler. Düzce'de bizi bir gün beklettiler askerler. Evet. Bir günden sonra serbest bıraktılar, herkes memleketine döndü. Yani asker değildiniz o zaman? Yok, asker değildim. Asker siz İstanbul'a ne amaçla gitmiştiniz o zaman? Muavin? O zaman muavindim. Şoförlük, evet, evet. Evet. Kimin kamyonunda muavindiniz? Rıcaklarda. Ne rıcaklarda? Rıcak kardeşlerde. Evet. Ne taşımacılığı yapardınız? Genelde nakliye, ambar yükler vesaire değil mi? Nakliye taşıyorduk. O dönemde yollar yine böyle randımanı yüksek miydi yoksa stabilize miydi? Değil, stabilize yoldu. Malatya'dan çıktığı zaman 1200 kilometre yolu İstanbul'a 3 günde 4 günde varırdım. Şimdi 15-16 saat sürüyor. Rahat şimdi. Evet. Yollar güzel, arabalar güzel. Evet. O günkü arabalar da ağır devirliydi. Peki efendim sizin şimdi askerlik sonrası tekrar şoförlük mesleğine devamınız oldu. Şimdi bugünkü anlamda bazı şahıslar zikredilirken işte Doktor Ahmet Bey ya da Avukat Ali vesaire. O zaman da şoförlük gözde bir meslek olduğu için Şoför Abdurrahman, Şoför Ali, Şoför Veli diye hitap edilirmiş. Çok gözdeydi. Evet. Çok gözdeydi.
Yani şoförlüğü nasıl öğrendim? 52-53 yıllarında abimin bir oğlu vardı, Hacı Ali abimin. Ben onu hastalandım, Malatya'ya götürdüm. Abim Malatya'daydı. Evet. Rahmetlik Çıkıt Yusuf vardı. O Çıkıt Yusuf pantolonu körüklü pilot pantolon meşinden, evet, yelek meşinden, ceket meşinden, asketi yeşinden, meşinden. Malatya'ya varınca orada Arap pirlerin aracı vardı. Oraya girince Arap pirli, halıcı, ben çocuğum, tanımıyorum bir yeri. Yusuf abim, Yusuf usta beni abime teslim edecek. Halı mağazasına buyur ettiler. Orada Yusuf ağaya kahve ikram ettiler. Kelebek kravatlı, takım elbiseli bir şahıs kalktı koltuktan. Yusuf usta buyur, Yusuf usta buyur diye hitap edince Yusuf usta'ya kahve hitap ettiler. Kahip Raif Eyleğin oteline götürüyordu beni ki yolda sordum. Yusuf usta, o takım elbiseli, kelebek kravatlı adam kimi diye sordum. Dedi ki, yarim Darendi, idareden Darenden kaymakamı var ya, evet, o da buranın valisi deyince, ya dedim ki bir valiye, bir şoföre bu kadar iltifat ederse bu şoförlük bellenir. Evet. Ben ondan sonra... Görevle o zaman vakıf oldunuz. Evet, 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 anladım. Bu kadar kıymetliydi. Ben evet, ondan sonra belledim. Anladım. İşte 65'te de, 65'in Mart'ın 19'unda da hükümet binasına girdim. Oradan da 87'nin 7. ayında emekli oldum. Emekli oldunuz. Biz de i̇şte o bugüne kadar çok şükür. Memuriyet dönemine gelmeden önce şunu ben öğrenmek istiyorum. Şoförlük döneminizde başınızdan geçen önemli bir olay oldu mu? Yani unutamadığınız iyi ya da işte sizde derin izler bırakan bir takım olay oldu mu? Bir anınız var mı? O zaman şöyle diyeyim. Mavinedim. Yılı pek hatırlayan mıyım da? Hareke. Hareke İstanbul'dan gelince Hareke'nin üstü virajda bir şavle otobüs tır kamyona çarpmıştı. Evet. Yolcular kepenek gibi yola savrulmuş, çok cenaze vardı. Yaralılara, ölülere yardım edince de ambulanslar aldı gitti. Buraya sakinleşince Hareke bu baş fabrikasının sahibiymiş. Müdürüymüş. Gel oğlum dedi. Senin emeğin çok geçti. Herkese hizmet ettin. Gel dedi, sen götüreyim şu fabrikaya, götüreyim orada banyo yap. Sen çamaşırını da değiştir deyince ben dedim, evet benim bir şeyim yok ki, ben muavirim. Tamam oğlum dedi. Sen banyo yap, ben sana kıyafet hazırlarım dedi. Beni götürdü adım, üzerim kıpkızıl kanıdı. Ben banyo yaptım, üzerimdeki cebimlerimi boşalttım, kıyafetimi oradaki çöpe attım. Adam bana kıyafet getirmişti, işçilerin kıyafetinden, yani iş kıyafeti. Onları giydim, Darendi'ye geldim. Ondan sonra da şoförlükten, mavilikten diksindim. Anladım. Terk ettim. Şey oldu diyorsunuz. Tabii, büyük bir anı. Evet. Bu eskiden memurluğa girmek tabii biraz daha kolaymış. Bu işe vesile olan kim oldu? Mesela size referansçı olan kim oldu? Elinizin hükümete olan yakınlığı bu işe daha sıcak bakmanıza sebep oldu mu? 65'in Mart'ında imtihana gittik Malatya'ya. Evet. Ha, yine sınavla alın değil mi? Sınavla tabii. Evet. Orada şöyle bir konu geçti. Sınava girince ben tanımıyorum şahsı. Milli Emlak Müdürü diyorlar. O Milli Emlak Müdürü'ymüş. İmtihandan çıktıktan sonra şöyle bizi safta sıra dizdiler.
Vali mavini, defterdar, Milli Emlak Müdürü şöyle bizi gezince 13 kişiydik. Şuraya dikkatimi çekti. Parmağıyla beni gösterdi. Şunun böyle kıyafeti daha düzgün. Bu devlet memurluğuna daha iyi temsil eder. Daha konu diye duydum. İşte ondan sonra da intihamı kazandık. Geldik burada 19 Mart'ta göreve başladım. 1965'te. 88'in 7. ayında da 7. ayın sonunda da emekli oldum. Evet. Ateşçi belgesini daha önce almış mıydınız? Mantla mutlaka vardır. O şart koymuş. Onu askerde belledim. He, evet. Onu askerde. Ne güzel. Balıkesirli evet. Bir asker arkadaşımdan öğrendim. O da enteresan. Balıkesirliydi asker arkadaşım. Eğitim yerinde beraberdik. O tümende kaloriferciydi. Ben de top taburunda Topçalay'da taburda servis oluruydum. Varıp gelince onu ziyaret ediyordum. Bir gün vardım ki o yok. Ne oldu? Böyle böyle kazanı patlattı. Onu cezaevine koydular bana. Bu kazan neymiş bana filan. Baktım. O tip kazanlara da radyatör gibi, ısıtıcı radyatör gibi armut dilim, tipi dilimle kazan diyorlar. Evet. Her oru Etimesgut'tan düşen uçakların kanat parçasından kanat parçası getirdim. Atölyeden de askeriyenin tamirhanesinden matka aldım, kılavuz aldım, cüvat aldım. Götürdüm onu onunla mont ettim, suyu kestim. Subay komutanı demiş ki, bu kazanı kim yaptı? Ankara'da kaynattırdık, kimse yapamadı falan deyince Emir Subay demiş, 111 top taburunun servis şoförü. Dikiş yaptı demiş, dikiş diyorlar demiş. Ben de o olayı Antep'te tamircilerden bellediydim. Evet. Efendim, çağ attırdılar, gittim. Ben birliğime gelmiştim. Gittim, orada 25 gün kazan yaktım. O asker arkadaşım Ertan tam Balıkesirli, ondan getirdiler bana tarif etti, öğretti. Ben 25 gün kazanı yaktım, sonra birliğime gittim. Oradan da Emir Subay'ı bana bir ateşçi belgesi vermişti. Burada lazım oldu. Allah sağ olsa selamet versin. Öldüyse Allah rahmet etsin, faydasını gördük. Biraz tekrar çocukluğa dönecek olursak, şimdi o dönemde malum şimdi internette çocuklar bilgisayarda şurada burada oynuyor. Sizin oyunlarla alakalı olarak fazla alternatifimiz yoktu. Çelik değnek, çocukluğumuzu yaşamadık. Evet. Yaşamadık, şöyle yaşamadık. 44'te babam vefat etti. Abim askere gitti. Biz çalışıp ekmek kazancıyla uğraştık. Yaşam savaşı verdik. Çocukluğumuzu yaşayamadık. Evet. Ben boyacılık yaptım, alacının yanında çırağlık yaptım, demircinin yanında çalıştım. Baktım ki hiçbir yerde para veren yok. En son mavinliğe girdim. Evet. Mavinlikten aldığım parayla evin geçimini sağladık. Hasan abim rahmetli, o da çalışırdı, ben de çalışırdım. Kalabalık oldu. Fiyat Hasan, ne derlerdi? Fiyat Hasan. Evet. O da şoförü değil mi? O da şoförü. Sizin abinizdi. Tabii. Benim abim. Evet. Çocukluğumuzu yaşayamadık. Görmedik yani çocukluğu. O döneme ait şunu diyebilir miyiz? Çarşının şöyle genel ahvali, genel bir durumunu bize şöyle tasvir etme durumunuz var mı? Sokaklar yine aynı. Belediye sokak, Şerefiye sokak, Arasa sokak. Aynı sokak. Çarşı nasıl diyeyim? Benim çocukluğumdan yani 44'ten beri ben tanıyorum çarşıyı. Bugüne kadar çarşıda esnaf herhalde 4-5 el değişti. Kimse kalmadı çarşıda. Eski
esnaflardan. Eski çarşı varmış değil mi? İbrahim Paşa Mahallesi'ne filan. Ona aklım gitmez. Ha, o da önceki hal. Ona aklım gitmez. Bilmem onu. Evet. Burayı Zelloğlu yaptırmış. Kaç yılında evet. yaptırdıysa. Evet. Onu da bilmem. Evet. O dönemde şu anda daha unutamayacağımız bir takım simalar var. Halen sözüne edilen. Berber Bekir. Nal Mehmet. Nal Mehmet derler. Evet. Ondan sonra Sıtkı Güneş, Bakkal. Bunlardan mesela alışveriş yapar mıydınız? Nasıl insanlardı? Bunlar anlatabilecek durumumuz var. Çarşının içinde bugünkü insanlardan herkes doğru dürüst idi. Evet. Bugünkü insanlar samimiyeti sağlamdı. Dini inançları sağlamdı. Sözleri dürüsttü. Evet. Dürüsttü. Fakat çarşının içinde Çolak Mehmet, o Sıtkı Güneş, evet. bunlar dört dörtlük insanıydı. Hacı Piyolu Hamza Efendi, ara sokağa gir, Kavlağın Tükenmen karşısında Havuz Mehmet Ağa vardı. Boyacı Mehmet Ağa derler. Havuz Mehmet Ağa, başka. Dede Mehmet derlerdi ona. Evet. O adam Hacı Piyolu Hamza Efendi'ne o gelir dükkanını açar, sabahtan akşama der, Kur'an-ı Kerim'ine okur. Ezen-i Muhammediye okurursa Kahar Camisi'ne gider, gelir Kur'an'ı geri okur. Müşteri gelirse Kahar müşteriyle ilgilenir, gene Kur'an'ı okur. Bunlar böyle insanlardı, dürüst adamlardı. Evet. Şimdi onlar kalmadı çarşının içinde, şimdi maddiyat. Maddiyat arkadaşlığı, maddiyat ahbaplığı, maddiyat merhabası, evet. barya dönüştü yaşam. Şimdi ticaretin maalesef kolay şekli olan al-sat bugün en fazla dairede yapılan bir şey. Üretime yönelik, üretim noktasında imalata yönelik ne vardı? Mesela saç soba imal edilirmiş herhalde Sobacı Necmi mesela. Kuntalı o da şey değil, berçinli. O 50'den sonra. 50'den sonra. 50'den sonra. Sacıyordu ki. Evet. Ben 50'ye kadar mavilik ederdim, ufadım, çocuğuydum. Benzinin tenekesi 6,5 liraydı. Boş tenekesi 5 liraydı. Hacımoğlu Mehmet Ali Ağa vardı rahmetlik. Boş tenekeyi götürürdüm. Ben parasını falan söylemezdim. O çıkardı bana 5 lira verirdi. Evet. Adam o tenekeyle ümrük yapardı, idare yapardı, soba borusu yapardı. Öyle tenekeden yapılırdı. Değil, evet. Saç maç 50'den sonra. Yani. Rahmetlik Menderes iktidara gelince sanayide saç bol aldı. Evet. Başka bir şey yoktu ki. Evvel öyle bir şey yoktu. Herkes tarihinde de kürsüde oturuyordu. Soba yoktu. Soba 50'den sonra icat oldu. Köşkerler Sokağı varmış bir de. Onu evet. Biliyorsunuz Köşkerler. Köşkerler Sokağı. Uğraş Şenidi. Evet. Çok kıymetli değerli adamlar vardı burada. Vurel'in babası, hacım, Karacil'in Ali Rıza'm, dedenin oğlu Mustafa, Hasan Yelbay'ı tanırım. Hacı Özel. He? Hasan Yelbay. Hasan Yelbay tanırım. Bu benim dedem, evet Hasan Yelbay. Evet. Efendim, Köşker Havuz. Allah kanı kanı rahmet etsin. Emme Behbi Bey. Bunlar olmadık şakalar yapardı. Olmadık sözler söylerdi, sohbet ederlerdi. Büyük insanlardı. Köşker Havuz Hacar'la Allah rahmet etsin. Evet. Çok muhterem bir adamdı. Evet. Ramazan-ı Şerif ayı oldu muydu? Meccanen gelir çarşı camisinde hatmine namaz kıldırırdı. Evet. Sesi çok güzel, sedası vardı. O sesinin güzel olmasını kurum ödesinden ekmek girdi. Hı. Ben çocuğum sorardım. Havuz dayı kurum ödesinden ekmek gir. Niye hurma edesini yedirelim? Yaşlı tecrübeli adamlar dedi ki ses tellerini besliyor, ses tellerini bu düzeldi,
Evet. Onun için iyi, Hafız Dayı derlerdi. Evet. Çok muhterem bir adamdı. Allah rahmet etsin. Evet. Mekanı cennet olsun. Evet. İyi bir adamdı. Evet. Bu Çarşı Camii'nde Hacı Emin Ağaoğulları varmış imam. Hacı Bina. Hacı Bina. Evet. Hacı Bina. Ezan-ı Muhammediye'nin Türkçe okunduğu zaman Tanrılıdır, Tanrılıdır diye. Evet. Gelir sokak başında o adam Allah rızası için yıllarca camide mezunluk yaptı. O adam beşini de karda, kışta, yağmurda, çamurda dağ kaldırım tepesinden gelip bu da Ezan-ı Muhammediye'nin beş vaktin beşini de Ezan-ı Muhammediye okurdu. Evet. Şimdiki ne diyeyim? Evet. Şimdiki insanlar hazır gene ayağında okumayanlar çok mamalı günah boyunlarına. Evet. O insanlar çok kıymetli bir adamdı. Evet. Şimdi Dairen de coğrafi anlamda Doğu Anadolu'nun giriş kapısı, daha doğrusu Yukarı Fırat Havzası üzerinde bulunmaktadır. Evet. Uzun yaylardan beri eriyen kar suları Dairen'deki Tohma'dan geçer. Tabii. Dolayısıyla Dairen'deki ırmak yaz aylarında, yaz-bahar aylarında kabarır. Geçmişe yönelik bir afet söz konusu oldu mu, böyle ırmaktan coşup da tarlaları bastığı, can kaybı olduğu bir durum oldu mu, aklınıza gelen bir anı var mı? Can kaybı olmadı da, biliyorsun ırmağın gözük, Gürü'nün Gökpınar'dan evet. kaynayan bir su. Gürü'nün üstünde Göbören var, Göbören köy. Evet. Şöyle çanak. Evet. Kar çok yağar, fırtına tipi oraya doldurur. İlkbaharda yağış, hava müsait olunca birdenbire yağdı mıydı? Arkaya biriken sular orada. Yağan karlar. Buhet deşildi derlermiş değil mi? Buhet deşildi, buhet deşildi kelimesi ne? O Göbörenler derenin içi vadini oraya önüne set çekerler. Karı İlkbaharda getirip burada satan köylü hı-hı. vatandaşlar vardı. Kar. Buzdolabı yok, bir şey yok evet. değil mi? Yazın ortasında kar. İlkbaharda da yağmur yağar, hava müsaitleşir. Birdenbire erirse orayı, o buhati yıkar, dairede su basar. Bağını, bahçesini evet. su basar. İşte olay bu. Buhati bu yani. Evet. Gübören'den gelen su. Anladım. Tabii biraz evet. da çok dolu yağması tabii, yaz aylarında tabii. vesaire böyle ırmakta tabii. balıkçıların çamurlarda şey tabii. ölmesi filan bunlar tabii doğal afetler. Evet. Peki ben şunu o günlerde biz belki çocuktuk o dönem fazla bir hatırlamıyoruz. Kıbrıs hadisesi var. O günlerde siz neredeydiniz? Nasıl coşku ilçede nasıl bir coşkular oldu? İşte insanlar ben de askere gideyim gibi askerlik şubesinin önünde toplanma gibi bir şeyler olmuş. O 50'li yıllarda 50-51 yılında bir de 59 yılında 3 Eylül olayları mı? Evet, o dönemde mi? Evet. İşte evet. aylarını bilemiyorum da yıl olarak. Efendim, adama işte asker dükkanı biz o zaman 59'da. Efendim asker Kıbrıs'a gittik, gidecek falan filan. Nihayeti rayına oturunca, devlet anlaşınca olay bitti. Evet. Biz de Kıbrıs'a gitmedik, giden arkadaşlar oldu. O dönem ama 74'tekini ben diyorum, 74'te. Ya 74'te onlar... Nasıl diyeyim? Ecevit'in iktidarı. Evet. Efendim, ondan kim gitti Dairen'de de? Savcı Avni, Peşker Hafızları Taceddin. Evet. Dairen'de de gidip de normalde şehit olan olmadı herhalde. Olmadı. Evet. Bir Ayvalı'da bir arkadaş şehit oldu. Evet. Onun da cenazesini getirdiler o zaman. Evet. Başka da öyle bir olay olmadı. Evet. Memuriyet döneminizde hükümet binasında nüfusçu Hacı Hüseyin Polat, Hasan Yurt, aklıma gelenler, sizin akrabanız zannediyorum değil mi? Tapu'da
Abi. Abiniz değil misin? He, abiniz. Değil evet. Abimiz. Evet. Onların yani arkadaşlık şeyiniz daha farklıydı mutlaka o günlerde. Dediler ki ulusal elektriğe bağlılık henüz daha söz konusu değildi. Akşamları gelmeleriniz, gitmeleriniz, uzun kış gecelerinde sohbetler. Evet. Zaten tabudaki o Hacı Ali benim abimdi, büyük evet. abi, en evet. büyük abimizdi. Hasan Gürt biliyorsun, aşağı Ulucalı. Ulucalı, evet. Baş katibiydi. Efendim. Hacı Hüseyin Polat, İsmail Polat'ın oğluydu. Evet, nüfusçu. Bunlar nüfusçuydu. İyi bir diyalog içindeydik. Değil mi? Evet. Samimi, arkadaşlarımız iyi. Mesai arkadaşlarımız iyi. O günkü adli memurlar da iyiydi. Hakimi, savcısı. İyi bir diyalog içindeydi. Uyumlu insanlar. Evet. Uyumlu insanlar. Siz tabii kalorifer deyince mutlaka ki yeni hükümet binasındayken girdiniz. Eski tabii. hükümeti bilir misiniz? Eski hükümeti bilirim. Zaten hemen evinizin burada mıydı? Tamam, eviniz yine burada mıydı? Evimiz az aşağıda. Bir hükümetin mesela yanma olayı var. O zaman nasıl haberdar oldunuz? Eski hükümet binası 57'nin kış ayında yaptı. Evet, ahşap bir binaymış. Ahşap eski, bina küçük, çok hemen... güzeldi. O zellolunu yaptı, evet. yaptırmış zellolu. Evet. Hacı Ahmet'e yaptırmış. Alt üstü iki batıdır. Çok güzel bir binaydı. Ya hemen kar çok yağardı. Metrelerce kar yağardı. Evet. Şu gördüğün çarşının sokaklarını kar yağardı. Esnaf dükkanın damını kürür sıyırır sokağa atardı. Evet. Sokaktan da esnaf dükkanının önünden bir kişi gelsin evet. diye kürhanen yol açarlardı. Sokağın ortasına yığılan kardan ne kadar kar yağdığını hesap et. Sokağın ortasına yığılan karın üstüne çıkıp dükkanın damına çıkarlardı. Evet. Zeki Cevher'in babası Mehmet Yağ vardı. Holli Mehmet Yağ derlerdi. Onların aslı Erzurum. Bu muhacirmiş değil mi? Adına. Evet. Efendim kardeşi Hasan vardı. Bunlar belediyede çalışırdı. İlkbahar geldi miydi, bunlar yazın ortasına da sokakların karını at arabasıyla çeker ürmadır. Bayram Pekdemir de var ki değil mi? Şey çöp arabası, eskiden at arabasıyla çöpler toplanmış. Evet. Allah rahmet eylesin. O günkü adamlar yok işte şimdi. Evet. Hep akla geldikçe geriye dönüp ileri beni sarıyoruz ama evet. Ben şey diyeyim, benim halam Şehmet Aytekin, benim, onun hanım benim halam olur. Onunla yaptığım söyleşide belediyenin doç kamyonu varmış. Doç kamyonla Zeyve'den gelin getirmişler. Anam yine öyle dedi. Oğlum dedi rahmetli babam o zaman taksi yoktu. Jip ile bildiğimiz Willys Jip ile şeyden buradan Zaviye gelin gitmiş. Hem de kar böyle Mart şey ayında böyle Mart ya da Ocak ayında. Sizin yengemle tabii evlenmeniz çok yakın herhalde değil mi? Komşu muydunuz? Her şey var. Hacılar'da. Neyle geldiniz, geldi getirdiniz diye bir soru yapsak, sorsa? 60'ta ben Adana Dairesi'nde çalışan otobüsta Hizbullah Ocağı'nın otobüsüyle çalışıyordum. O otobüsüne getirdim. O zaman Dairede turu yaparak. Evet. 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 O doç, yılı tam bilemiyorum da, herhalde 55-56 yıllarında Elazığ Karayollarının belediye hiba ettiği doçudu. Evet. 2,5 tonluk. Kırmızıydı değil mi? Ben kırmızı bir doçudu. Evet. Sonra belediye, Hamza Hanım rahmetli belediye zabıtası oldu. Evet. Sonra bir Ford pick-up aldılar. Çomoğlu Ahmet Yağ'ın zamanı. Selahattin Çomoğlu'nun babasının zamanı. Evet. O belediye başkanıydı. Sana şöyle bir anısını anlatayım. Hamza. Eski belediyenin salon balkonu var. Hırmaktan tarafa. Çarşının orta sokaktan Şerefiye Sokağı'ndan Sungur Oğlu'nun bir doçu var.
enteri. Evet. Sokaktan çıkıyor. Caminin önünde köprü, ağaç köprü. Oraya burnu sokup anarya dönecek. Sokaktan çıkacak. Selahattin Çomurlu, babası Ahmet Yan, belediye başkanı. Oradan çağırıyor. Ulan Hamza be, Hamza be. Adama köprüyü yıktıracağım. O da diyor ki, lan yine oluyor, ne bağırın? Adam çarşının sokağında mı kalsın? Dönüp gidecek bağırma diyor. Evet. Böyle rahmetli. O zaman dediler ki, belediye zabıtası amirine yine oluyor diyor. Evet. Öyle dediler. Evet. Evet. Bazen böyle çok özel olmamakla birlikte bir tane sorular soruyoruz. Rahmetli babam anlattırdı bize. Oğlum dedi, bir tek senin doğumunda evdeydim ben dedi. O da yılbaşı gecesi bir yerde toplanmışlar arkadaşlarla böyle. Hani sadece yılbaşı değil, her akşam toplanmış. Evet. İşler gücler olmadığı bir dönemde 11'e yakındı. Alaka gelmişti, oğlum oldu demişler babama. Bunu anlatır. Siz çocuklarınızın doğumunda evde bulunur muydunuz? Şoförlerin kaderidir bu. Herhalde şoförlük döneminde oldu çocuklarının çoğu. Evet. Şimdi memursanız herhalde. Mesela diyelim bir hafta izin herhalde. Sürekli mesela İkisi. Başında bulunma şansı var ama eskiden yoktu. Çocuğum ikisinde üçünde bilmiyorum. Yoğdum da öbürlerde vardım. Evet. Ve ikisinde işte otobüste çalışıyordum. Yoğdum ondan sonra da adliyeye girdim. Ondan sonra vardım. Evet, evet. Çünkü bu eskiden hep öyleymiş. Peki bunlar hep gelenek görenek yani soruyoruz kusura bakma özel gibi bir şey oluyor da. Gelinlik etme durumu var mıydı? Mesela o zaman baba anneniz sağ mıydı? Mesela yengem gelince. Babam yoktu. Annem vardı. Abilerim vardı. O zamanki anneniye göre gelinlik etmek şartıdı. Şart işte o zamanlar bugün, şart. Evet. Bugün yok. Bugün yok evet. Bugün yok. Hatta bununla bir şey anlatırlar. Anı anlatırlar. Evde kayınbaba varken bir gün bakmış ki gelin şey yanıyor, tandırlık yanıyor. Ev ya, tandırlık yanıyor diye artık konuşmuyor ya hani bir işaret bir şeyler ediyor ama değil mi anlatayım diyene kadar tandırlık yanmış gitmiş. Halbuki Allah Teala bu dili vermişse şey yapmakalım saygı ayrı bir şey. Acil durumlar ayrı bir şey. Ya. Evet. Yani tabii yani kahkahayla gülmesi vesaire bugün toplumun her kesiminde aslında ona dikkat edilmesi gerekiyor ama eskiden biraz da çok fazlaymış. Bir baba evladını babasının yanında sevemezmiş. Yani onu değil mi? O adet yoktu. Sevemez. Evet. Öyle bir adet yoktu. Şimdi öyle değil. Şimdi daha şeyler farklı. Şimdi gide gide yaşam bedeniyle şimdi. Tabii herkes de aynı olduğu için pek yadırganmıyordu belki. Tabii. Evet. Tabii. Değermen'de sadece A değermen vardı o dönemde. Yani Darendan'ın merkezi nerede büyütürdü bunlar? Darendan'ın merkezi A değermene götürürdü. Evet. Nadir Köprüsü'nün karşısında Nadir değermeni vardı. Evet. Yukarıda Hanifi Baba vardı. Hanifi Baba'nın değermeni. Şeydi, Sayfiye'den mi? Evet. Evet. Ağaçlı değermeni vardı. Ağaçlı vardı. Beyba Çavuşoğlu vardı. Hacılar değermeni vardı. Bunlar hep suyla çalışan değermenler. Tabii tabii evet. Suyla çalışırdı. Her evde 10 külek bulgur kaynardı. Zahirelik damdan sırtta inerdi. Değirmenin taşı suyla dönerdi. Bütün bunlar unutuldu benim Darendan diye bir şey var. Evet. Suyla dönen değermenler evet. Maalesef elektrik çıkınca hepsi unutuldu. O zaman Setrek Usta herhalde değermencilik yaparmış değil mi? Setrek'in babası Vartan Usta. Vartan evet. Nadir Usta'yı bilirdin değil mi? Nadir Usta onlar. Gerçi marangoz zaten. Marangoz evet. Mahir Usta'ymış onlar onlar. Mahir Usta evet. Mahir Usta'yı bilirdim. Kardeşi Erkin Usta'yı da bilirdim. Evet. Onlar o zaman derlerdi ki Mahir Usta Atatürk'e bir tavla tahtası yapmış. Evet. Atatürk'e göndermiş. O günkü neyle gönderdiyse buradan Ankara'ya göndermiş. Ankara'da o tavla tahtasını açamamışlar.
Yaren dedem Mahir Üstü götürmüşler Aşbiye. Allah Allah, öyle kilitli yapmış. Öyle, öyle derlerdi, gizli yani. Kilitli yapmış. Efendim, tabii ben bilmem o devirleri de. Evet. Söylenti olarak. Yaşlılar, evet. Yaşlılar anadırdı. Evet. Mahir Usta böyle bir sanatkar. Evet. Hükümetteki çalıştığımız döneme rastlayalım. 12 Eylül muhtırası, muhtıra değil, darbesi diyelim. Evet. O günler mesela ilk size nasıl terbiye edildi ya da baktınız siz normalde hükümetteki işimize gittiniz, baktınız ki? Aynen işimize gücümüze baktık. Halka çıktı faturası. Halkın evlerini, o günkü asker zabıtası, efendim, polisi, vatandaşın evini tek aradılar ta yatak odalarına kadar. Kitapların arasına kadar, evet. Evet. Hepsini. Hükümete suçlayacak bir kitap var mı? Bunları topladılar, silahı topladılar. Aldılar, götürdüler. Faturası vatandaşa çıktı. Evlerdeki o eski kılıç ya da kameler, bunlar bile silah sayılarak toplandığını söylediler. Tabii. Halbuki tabii, bugün tabii. Her şey çatal bile aynı işi görür. Onları artık inşallah imha etmemişlerdir. Yani tarihi mahvettiler. Doğru. Evet. Oradan topladıkları silahı öyle hançer deyin. Kamer derler de. O günkü deyimle hançer. O hançeri, silahları işte deminki dediğim hasar, yurt, başkatibin deposunda orada aylarca kaldı. Ondan sonra Ankara'ya götürdüler. Makine, kimyaya, Kırıkkale'ye teslim etti, geldiler. İmha ettiler, belki şey için, demre çevirdiler. Şimdi biraz da Darinden'in geleneksel yemeklerinden söz edecek olursak, bayramlarda, düğünlerde, mesela düğünlerde artık darende kebabı yapılıyor da bugün halen o gelenek devam ediyor. Bayramlarda genelde ne pişirilirdi çocukluğumuz döneminde? Bir gün sonra bayram mesela sütlaçlar filan. Tabii sütlaç, efendim sarma. Lahana sarması veya diyet sarması, evet. Herse, işte bunlar biliyorsun darendenin geleneksel yemekleri, evet. Yemekleri. Şeyli köfte, içli köfte mesela, meşakkatı biraz fazla olan. Ama güzel bir yemek. Güzel bir yemek, evet. Düğünlerde güreşler olurmuş, çayır güreşleri. Onları biliyor musunuz? Çayır güreşleri olurdu. Ki bugünkü 30 Ağustos güreşlerinin de başlangıcı. Aynısı düğünlerde olurdu. Evet. Düğün sahiplerinin maddi durumuna bağlı. İşte başa, ortaya, ödül verirlerdi. Böyle güreşe heves olan kişiler köyde de olsa, uzakta da olsa giderlerdi. Evet. O gezi düğünler şöyleydi, şimdi öyle de salonlarda oluyor. Silah atma falan öyle bir şeyler yoktu değil mi ki? Her kimde silah olacak. Yok. Olay değil o zaman. Evet. Olsa da atmazlardı. Değil mi? Evet. Çünkü aleniye göre silah namus. Gerektiği yerde kullanılır derlerdi yaşlılar. Evet. Öyle bir şey olmazdı. Bu şey kısmı var. Yaz aylarında mı olurdu? Ben tarihini bilmiyorum ama panayır olurmuş. Uzunok ya da o civarda ada varmış orada bir. Evet. Mezbahanenin o kısımlarda. Onu hatırladığıma göre altmış üçte mi bir defa mahsus bir sefer mi oldu? Nami Ocakçıoğlu. Evet. O öyle bir teşebbüs etti. Öyle bir panayır kuruldu. Benim hatırladığıma göre bir defa mahsus. Evet. Şimdi pazar kuruluyor. Evet. Ona panayıra gerek kalmadı. Evet. Efendim tabii bu söyleşinin ardı arkası kesilmez. İnsan yaşadıkça sürekli tarih olacak bir takım şeylere şahit oluyor ve anlatılıyor.
Ben son kez olarak şunu almak istiyorum. Rahmetli babam olan Ali Ateş'le herhangi bir şeyiniz oldu mu? Şoförlük döneminde bir arkadaşlığınızda bir anınız falan oldu mu? Arkadaşlarımızda çok iyi diyalog içinde arkadaşlarımız oldu. Sadece bu. Öyle herhangi bir yaramazlık, dedikodu olmadı çok şükür. Evet. İyi bir diyalog içinde arkadaşlarımız oldu. İyi insanıydı. Madende çalışırdı. Evet. Ne bileyim, işte sefere gidince, uzun yollara gidince beraber peş peşe gider gelirdik. Evet. Arkadaşlığı iyiydi. Şunu ben söyleyeyim, o döneme ait Bemece filosu vardı dairenden. Yani filo diyebiliriz. Bir, kaç tane dairede de Bemece vardı o dönemde? Şöyle bir kabatası. O zaman aşağı yukarı 35-40 tane Bemece vardı. Ya az bir kamyon değil o dönemde. Evet. Hakimhane gitti miydi dairenderler? Barbana gösterildi. Nasıl gösterildi? O hakimhane Lalek'ten, Karaguz'dan, efendim, Deveci'den, oralardan amiyanla 10 ton malı indirmek, evet. He baba gidin, kere diğer hakimhaneler günlük 3 sefer yaparsa 5 yapardık biz. Evet. Dairederler Barbara gösterilerdi. Çalışkanlıklarıyla. Evet. Evet. Antepler vardı. Evet. Efendim, Ümgeller vardı, Trabzonlar vardı. Evet. Dairederler orada çok tutkun, samimi, iyi bir çalışması vardı. Dairede Barbara gösterdi. Evet. Kendisinin yaşı itibariyle bir takım hayatta olan tecrübelerine dayanarak gelecek nesile, yani ya da bugünkü ve gelecek nesile aktaracağı mesajları ne olur onu alacağız ve programımızı kapatacağız. Buyurun efendim. Geleceğe nesile deyince şöyle diyeyim. Çok yaşlılardan duyduğum evliya derlerdi adama. O adamın bir sözünü söyleyeyim. Ta efendinin kardeşi İsmail Efendi vardı. Gözleri ama o adamın söylediği sözü yaşlılardan duyduğumu söyleyeyim. Gelecek nesile. O adam demiş ki karışma Hüdyan'ın işine, düşme ulemanın peşine, ibadette kusur etme, devam et kendi işine. Ya, evet. Kimse kimsenin işine karışmazsa kardeş yani bu insanoğlu evet. Çok güzel, rahat yaşar. Evet. Birlikli yaşar, güzel yaşar, uyum içinde yaşar. Ama karışırsa işte herkes diyalog bozulur. Anladım. Kimsenin alanına girmeyecek ki çatışmalar başlamasın. Tabii. Evet. İnsani yaşantısının alanına girmeyecek. Evet. Kimse kimsenin işine karışmayacak. Efendim biz Abdurrahman Kumtepe ile yapılan söyleşimize burada son veriyoruz. Kendisine huzurlu, barış içerisinde bir ömür diliyoruz. İyi günler diliyorum. Allah razı olsun.